Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba Alper, hoş geldiniz. Ses ve görüntüde herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Bir yazabilir misiniz? Aleykümselam Mehmet amcacığım. Onu yazar mısınız? Bir ses ve görüntüde herhangi bir problem var mı? Teşekkür ederim Alper'ciğim. Teşekkürler Melda, merhaba. Merhaba Umut'cığım, hoş geldiniz. Teşekkür evet. ediyorum. Bir dakika içerisinde başlayacağız arkadaşlar. Teşekkürler. Merhaba Zeynep'ciğim, hoş geldin. Hemen başlıyoruz arkadaşlar bir dakika içerisinde. Katılımın artmasını bekliyorum biraz. Ancak vaktimizi de harcamayacağım vaktinizi de. Evet arkadaşlar yavaştan başlıyorum dersimiz Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Her zamanki gibi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Hürriyeti olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Yani özgürlüktür demiş Mustafa Kemal. Şimdi değerli arkadaşlarım. Şimdiye kadar iki ünite bitirmiştik biz bütün derslerimizde. Sıra müfredatımızda bulunan son ünite olan Milli bir destan ya istiklal ya ölüm ünitesinde arkadaşlar. Bugünkü derste ya istiklal ve ya ölüm ünitesinin tamamını inceleyeceğiz arkadaşlar. Önemli maddeleri yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bizim karşımıza çünkü en çok maddelerin yorumlanması çıkıyor. Üniteyi iyi bir şekilde özetleyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yavaştan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra bu anlaşmanın özellikle 7 ve 24. maddelerine dayanarak ülkemiz ne olmuştu dostlarım işgal edilmeye başlamıştı. Türk ulusu bu haksız işgallere karşı vatan topraklarını korumak için doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlarla ve Ermenilerle batıda ise İngiltere destekli Yunanlılarla savaşmıştır. Şöyle bir haritayla bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar batıda İngiliz destekli Yunanlarla savaşıyoruz. Güney cephesinde düşmanımız Fransa ve Ermeniler. Doğu cephesinde ise Ermenilerle savaşacağız arkadaşlar. Şöyle genel bir bakalım. Şöyle biraz yukarıya çekiyorum. Ee, önce Doğu Cephesini işleyeceğiz zaten Doğu Cephesindeki düşman Ermeniler Savaşan Birliğimiz 15. Kolordu Komutanımız Kazım Karabekir Gümrü Anlaşması ile Doğu Cephemiz kapanacak arkadaşlar Güney Cephemize baktığımızda Düşmanımız Fransa ve Ermeniler Ermeniler burada da var unutmayalım bunu Birliğimiz kuva Mille yani Güney Cephesinde Halk kendiliğinden direniş gösterecek Hangi anlaşmayla kapanacak Güney cephemiz? Ankara anlaşmasıyla kapanacak. Unutmayalım. Batı cephesinde düşman İngiliz destekli Yunanlılar. Birliğimiz düzenli ordu. Komutanlarımız İsmet Paşa, Refet Pele ve Mustafa Kemal. Bu cephemizde Mudanya Ateşkes anlaşmasıyla kapanacak arkadaşlar. Şimdi ilerlememizi devam ettiriyorum. Ne ile başlayacağız? Doğu cephemizde başlıyoruz arkadaşlar. 19. yüzyıldan itibaren Rusya ve İngiltere çıkarları doğrultusunda ne yapıyordu arkadaşlar? Doğu Anadolu'daki Ermenileri silahlandırmaya başlıyordu. Çünkü iki devletin de bölgede çıkarları söz konusu. Ancak 1917 yılında bir gelişme oluyor Rusya'da. Bol Şevikler bir ihtilal yapıyor. Ve Doğu Anadolu'daki işgal ettiği yerlerden Ruslar çekilmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü 1918 yılında imzaladığı Brest-Litovs anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum'u kime bırakacak? Osmanlı'ya bırakacaklar arkadaşlar. 28 Mayıs 1918 yılında Güney Azerbaycan'da da İngiltere'nin desteğini alan merkezi Erivan olan bir Ermeni devleti kuruluyor. Ermeniler daha Türkler bölgeye ulaşmadan arkadaşlar Rusların boşalttığı yani Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle boşalttığı yerleri hemen doldurmaya başlıyorlar. Bir de arkadaşlar Ermenilerin avantajına olan durum nedir? Ülke genelinin işgal altında olması. İşte bundan yararlanan Ermeniler Doğu Anadolu'da kendilerinin çoğunlukta olduğunu ileri sürüyorlardı. Ve Mondros'un 24. maddesinin Devriye sokmak isteyen itiraf devletleri de bu konuda Ermenileri ne yapıyordu? Destekliyordu. Ermeniler de bu desteği de arkasına alıp ne yapıyordu arkadaşlar? Bölgedeki taşkınlıklarına başlayıp Türkleri göçe zorluyorlardı arkadaşlar. Bunu önemli göçe zorluyorlardı. Neden göçe zorladıklarını birazdan gene bakacağız. Türk vatandaşları ise arkadaşlar bölgenin Ermenileri verilmesini engellemek amacıyla bölgesel cemiyetler kurup Erzurum Kongresi'ni yani arkadaşlar Türk halkı da tabii ki bölgede bir Ermenilere boyun eğmeyecekti ve bölgesel direniş hareketlerini oluşturmaya başlıyordu. Bir de arkadaşlar bir gelişme oluyor. ABD asıllı General James Harbert Başkanlığında bir heyetin hazırladığı General Harvard raporunda Ermenilerin Doğu Anadolu'da çoğunlukta olmadığı ve iddia ettikleri gibi haksızlığa uğramadıklarını belgelemiştir. Yani arkadaşlar Ermeniler bir de şunu iddia ediyordu. Türkler bize zulüm yapıyor. Türkler bizi katliama uğraştırıyor. Zaten 1915 yılında tehcir kanunuyla bizi Göçe zorlamışlardı. Bize haksızlık yaptıklarını, bize haksızlık yapıyorlar demişlerdi. Ancak General Harbord'un raporu ortaya koydu ki böyle bir şey yok. Bölgede Türk halkı çoğunlukta. Ancak General Harbord raporu ve Türk halkının tüm tepkilerine rağmen İtilaf devletleri Ser Anlaşmasında Doğu Anadolu'yu içine alan bir Ermeni devleti kurulmasına karar veriyor. Nerede? Ser Anlaşmasında arkadaşlar unutmayın. Bir Ermeni devleti kurulması kararı alınıyor. İşte bu gücü de arkasına alan Ermeniler ne yapacak? Hemen harekete koyulacaklar. İlk olarak Kars ve çevresini işgal eder Ermeniler arkadaşlar. Bu gelişmeler üzerine 15. kolordu Doğu Cephesi Komutanlığı'na dönüştürülüyor. Kazım Karabekir Paşa'nın yetkileri artırılarak bu komutanlığa atanıyor. Doğu illerinde seferberlik ilan edilip halk bir an önce silah altına çağrılıyor arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordunun ilk cephesi Doğu Cephesidir arkadaşlar bunu unutmayın. Düzenli ordunun bakın. Yani Doğu Cephemizde savaşan birliğimiz nedir? düzenli ordudur arkadaşlar. Ancak fakat buradaki düzenli ordu yeni kurulan bir düzenli ordu değildir. Neden? Orada hazır ordumuz mu vardı? Evet, orada hazırda ordumuz vardı. Çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddesine göre iç güvenliğin sağlanması dışında ordularımız terhis edilecekti. Yani bir miktar asker dışında terhis edilmişti. İşte buradaki 15. Kolordu aynen terhis edilmeyen ordudur arkadaşlar. Düzenli bir ordudur. İşte Kazım Karabekir öncülüğündeki askeri birlikleri yaptıkları karşı saldırılar neticesinde Ermenileri büyük bir yenilgiye uğratıyorlar ve Ermeniler ne yapacak? Barış istemek zorunda kalıyorlar. 2-3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrü Anlaşması ile savaş sona eriyor ve Doğu Cephesi kapanıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bu Gümrü Anlaşması'nın hangi maddeler varmış? Arkadaşlar Gümrü anlaşmasına göre Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekilip Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ı bize, Türklere bıraktılar. Gümrü anlaşması sonrasında halkın TBMM'e olan inancı, güveni artmıştır arkadaşlar. Ermenilerden kalan silah ve cephanelerin bir kısmı da Batı cephesine aktarılıyor arkadaşlar. Yani yorumumuz ne olur buna? Doğu Gümrü Anlaşması'nın Doğu Cephesinin kapanmasına yol açan Gümrü Anlaşması'nın Batı Cephesine katkısı var mıdır? Vardır. Çünkü neden? Burada kalan cephaneler Batı Cephesine aktarılmıştır. Bazen sorularda yorum olarak karşımıza gelebiliyor. Ermenistan Gümrü Anlaşmasıyla Türkiye'ye karşı Türkiye'ye karşı diğer devletlerle imzaladığı anlaşmaları kaldırılacak diye bir madde var. Yani bu ne demek oluyor? Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini Ermeniler kabul etmiştir. Gümrü Anlaşması TBMM Hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır arkadaşlar. Bunu asla unutmayacağız. TBMM Hükümetinin TBMM'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Anlaşmasıdır. Unutmayalım. Yeni Türk Devleti'nin tanıyan ilk devlet de kimdir? Ermenistan'dır arkadaşlar. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır. Bunu da unutmayalım. Gümrü Anlaşması TBMM'nin imzaladığı ilk resmi anlaşma, siyasi başarı ve diplomatik bir zaferdir arkadaşlar. Diplomatiği tekrar hatırlatıyorum. Dış politikadaki sorunların barışçıl yöntemlerle, müzakerelerle yani masa başında savaşmadan çözülmesidir unutmayalım. Bu anlaşmayla Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçiyorlar. Dolayısıyla biraz önce dediğim gibi ne yapıyorlar? Sevri reddetmiş oluyorlar. Neden? Çünkü Sevre göre ne vardı? Doğu Anadolu'da kurulması planlanan bir Ermeni devleti var. Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçince doğal olarak neyi reddetmiş olacak? Sevri reddetmiş olacak. İşte dediğim gibi buradaki askerleri de batıya kaydırılıyor. Yani Doğu cephesine kazanan zafer Batı cephesine katkı sağlamıştır. Biraz önceki yorumu yine eledik. Şimdi gelelim Güney cephesi. Destanlaşan bir direniş. Halkın, yerel kahramanların destanlaşan bir direnişi arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı başlangıçta bölgesel güçlerin düşmana karşı koymasıyla başlamıştı arkadaşlar. Bölgesel olarak başladı yani Kurtuluş Savaşı. Bölgesel olarak direniş cemiyetleri kurdu, kuvay milliye birlikleri oluşturuldu. Gönüllü birliklerdi yani. Ancak genelgelerin yayınlanması, kongrelerin toplanması ve TBMM'nin açılmasından sonra mücadele topyekün bir kurtuluş savaşına dönüşecek. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından İngilizler ilk olarak nereye işgal edecek? Musul'u ilk işgal edilen yer Musul arkadaşlar unutmayalım bunu. Ardından işgal sahalarını genişleterek Ocak 1919'da Urfa, Antep, Maraş ve Adana'yı da işgal etmişlerdir. Daha sonra İngilizler Fransızlarla bir yanlışma yapar. Nedir bu anlaşma? Musul'un egemenlik haklarının tamamen kendilerine bırakılması şartıyla yukarıdaki şu şehirleri İngilizler kime bırakacak? Fransızlara bırakacak. Çünkü İngilizlerin temel amacı Musul'a sahip olmak. Çünkü Musul'da ne var? Petrol. Günümüzde bile hala savaşlara sebep oluyor. Fransızlar tehcir yasasıyla göç ettilen Ermenilerin de desteğiyle bölgede yaşayan Türkleri aynen para. Türklere saldırmaya başladılar arkadaşlar. Ermenileri de arkasına alıyorlar bölgede Fransızlar arkadaşlar. Düzenli ordu birliklerinin bulunmadığı bu yörelerde görevlendirilen subaylar örgütleme çalışmalarında başarılı oldular. Ayrıca Karaylan, Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanların özverili mücadeleleriyle halk Mersin, Adana, Urfa, Antep ve Maraş'ta Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdi. Bölge halkı bağımsızlık ruhunun ve milli birliğin emsalsiz bir örneğini Güney Cephesinde göstermiştir arkadaşlar unutmayalım bunu. İşgallere karşı ilk direniş Güney Cephesinde, Güney illerinde kendiliğinden oluşuyor arkadaşlar. Yani Fransızlar işgal ediyor herhangi bir ordu asker yardımı gelmeden halk direkt reaksiyon tepki göstererek ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte bu ruh Kuvayi Milliye ruhudur. Yani Kuvayi Milliye'nin ilk cephesi Güney cephesidir unutmayalım. İşgallere karşı ilk silahlı direniş Hatay'ın dört yol ilçesinde Fransızların işgali üzerine başlamıştır. Ve milli mücadelenin ilk kurşunu Kara Mehmet tarafından Fransızlara atılmıştır. Bazı yanılıklar olabiliyor Hasan Tahsin'in attığı yönünde. Ancak Hasan Tahsin'den yaklaşık 6 ay önce Kara Mehmet'in kurşunu var düşmana sıkılan arkadaşlar. Bağımsızlık ruhuyla atılan bir kurşundur bu. Şimdi gelelim güney illerimizdeki savunmalarımıza. Maraş savunması. 29 Ekim 1919'da Maraş Maraş'a Fransız birliklerinin girişinden iki gün sonra Aralarında Ermeni askerlerinin bulunduğu Fransız askerleri Türk kadınlarının yolunu kesti. Ve şunu söyledi. Burası artık Türklerin değildir. Fransız ülkesinde peçeyle gez, gezilemez diyerek içlerinden birinin peçesini yırtıyor arkadaşlar. Olay yerine toplanan halkın protestolarına da ateşle karşılık verip bazılarını yaralayan Fransızlara karşı sütçü imam tabancasıyla ateş edip olayları başlatan Fransız askerini öldürüyor arkadaşlar. Bu olay üzerine Fransız ve Ermenilerin taşkınlıkları da artarak devam ediyor arkadaşlar. İşte Sütçü İmam olayı ile tırmanan bu gerilim bayrak olayı da doruk noktası. Bayrak olayı ile de doruk noktasına ulaşıyor arkadaşlar. Nedir bu bayrak olayı? Fransızlar ne yapıyor? Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını indirip Fransız bayrağını asınca bölgedeki protestolar artıyor arkadaşlar. Ve ezan okunduktan sonra bir cuma günü Ulu Cami'de toplanan halk hep birazdan bayraksız namaz kılınmaz diyerek tepkilerini dile getiriyorlar arkadaşlar. O sırada vatanperver cami imamımız Rıdvan Hoca'nın da özgürlüğü olmayan bir milletin cuma namazı kabul olmaz kılması doğru olmaz sözleriyle halk yürüyüşe geçip kaleye Türk bayrağını yeniden asar arkadaşlarım. Kuvayi Milliye Birlikleri ve halkın destansı mücadelesi sonrası Fransızlar Maraş'tan çekilmek zorunda kalır. 12 Şubat 1920'de düşman kuvvetleri yenerek kurtulan ilk kentimiz Maraş'tır. Ve TBMM tarafından Maraş'a 7 Şubat 1973'te kahraman unvanı ve İstiklal madalyası verilmiştir. Yani 1973'ten sonra Mar Maraş, Kahraman Maraş adıyla anılmaya başlar dostlarım. Gelelim önemli bir savunma örneğine daha Urfa savunması. 30 Ekim 1919'da İngilizlerin çekilmesinden sonra Fransızlar Urfa'yı işgal ediyor. Maraş doğulduğu gibi en büyük taşeronları yani hizmetkarları Ermenilerdi. Ermeniler Onur Kırıcı ve halkı kışkırtan davranışlarda bulunuyorlardı. Urfa'daki direnişler Maraş direnişinin son günlerinde başladı ama burada Ali Sahip komutasında 3000 kişilik birlik 11 Nisan 1920'de Fransızlar şehri terk edene kadar güzel, destansı bir mücadele ortaya koymuşlardır arkadaşlar. Ve TBMM tarafından Urfa'ya da Fransızlara karşı gösterdiği destansı mücadeleden dolayı 1984 yılında şanlı unvanı, 2016 yılında İstiklal Madalyası verilmiştir. Arkadaşlar bu tarihlere takılı kalmayın. Devlet politikasıdır. Meclisimiz o zaman uygun görmüş ve o zaman bu isimleri vermiştir arkadaşlar. 1984 yılından sonra Şanlı Urfa ismiyle anılmış, 2016'da da İstiklal Madalyamızı almıştır bu güzide şehrimiz arkadaşlar. Gelelim Antep savunması. Fransızlar Antep'i 5 Kasım 1919'da İngilizlerin çekilmesiyle hemen işgal ediyor. Antep'e gelen Fransız birliklerin içinde Ermeniler de vardı arkadaşlar. Yani ne dedim onların taşeronu birlikte hareket ediyorlardı. Fransızların Ermenilerle birlikte hareket etmesi ve Ermenilerin taşkınlıkları Antepli vatandaşları da oldukça rahatsız ediyordu arkadaşlar. Antepliler bir yandan mitingler düzenliyor işgali protesto ediyor. Bir yandan da direniş için para, cephane ve silah topluyorlardı. Kendi Kendiliğinden yapıyorlardı bu işleri arkadaşlar. Antep'te Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bir şubesi açıldı ve halk örgütlenmeye başladı arkadaşlar. Ve burada Salih Hüsteğmen var arkadaşlar. Şahin ismiyle anılıyor takma adıyla. Şahin Bey günümüzde Gaziantep'in bir ilçesidir. Merkez ilçelerinden biridir. İşte Şahin takma adıyla Kuvay Milliye Komutanı'nı atarıp başarı sonuçlar almaya başlayınca halkın desteğe de giderek artmıştır arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Antep'te şöyle bir olay var. Fransızlar Antep halkından yiyecek giyecek İhtiyaçlarını karşılayamıyordu. Neden? Halk vermiyordu arkadaşlar. Yani git kendi başının çaresine bak diyordu. İşte bu yüzden Fransızlara yardım nereden gelecekti? Suriye üzerinden Kilis Antep üzerinden gelebilirdi. Yol bu yolu bu iş için kullanıyordu Fransızlar. Ve meclisten Şahin Bey'e bir emir geliyor arkadaşlar. Nedir bu? Bu yolu kez. Bu yardımların gelmesini engelle. İşte kurduğu birliklerle bir, bir konu Kurduğu birliklerle bir, konvo, bir konvoyu durduran Şahin Bey burada ne yazık ki şehit oluyor arkadaşlar. Daha sonra yerine kılıç Ali Bey atanıyor. Devam eden günlerde çatışmalar Antep'te daha da hızlanıyor arkadaşlar. Daha da şiddetleniyor. Antepler Fransızlara karşı olağanüstü bir gayret ve çabayla savaşıyorlar. Ancak arkadaşlar kuşatma devam edince dışarıdan hiçbir yardım alamayan... Antep 9 Şubat 1921'e kadar dayanabiliyor ve sonunda şehri teslim etmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. İşte bu Antep'in olağanüstü gayretlerinden dolayı Şubat 1921'de Antep'e gazi ünvanı veriliyor arkadaşlar. 2008 yılında da İstiklal madalyasını almıştır. Mondros ateşkesi sonrasında başlayan süreçte Fransızlar Mersin ve Adana'yı işgal ediyor arkadaşlar bu üç yıl dışında. Ve ardından Ermenileri seri bir şekilde bölgeye göç ettiriyorlar. Neden? Nedeni belli arkadaşlar. Çünkü Wilson ilkeleri ne diyordu bize? Bir bölgede hangi millet Çoğunluk'taysa orada o devlet, o millet bağımsız devletini kurabilir. İşte bu amaçla göç başlamıştı. Ermenilerin yerel halka zarar vermesinden sonra Fransızlara yönelik tepkiler de gitgide artıyordu arkadaşlar. Yerel kahramanlar Toroslar'da Fransızlara karşı başarılar kazandı arkadaşlar. Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanlar ve yüzbaşı Osman ile yüzbaşı Ratip Bey'in komuta ettiği Kuvayi Milliye Birlikleri Fransızlara büyük kayıplar yaşatıyordu Toroslar'da arkadaşlar. İşte Güney illerindeki bu direniş hareketleri karşısında Fransızlar da mecburen sonuç alamayacaklarını anladıkları için ateşkes istiyorlar ve Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM ile Fransa Ankara Anlaşması'nı imzalıyor. Savaş sona eriyor. Fransa ile Güney Cephesi'ndeki savaş sona eriyor. Güney Cephesi de akabinde kapanıyor değerli dostlarım. Güney cephemizde Ankara Anlaşması ile kapanacak. Sakarya'dan sonra Ankara Anlaşması'nı detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Birazdan onu da göreceğiz. Peki e, Kurtuluş Savaşı'nda e, yani Mondros'tan sonra e, pay toprak paylaşımları konusunda İtalya'da Antalya ve çevresinde yerleşmişti arkadaşlar. Ancak biz İtalyanlara karşı herhangi bir cephe açmıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar İtalya'nın canı sıkkındı. Neden sıkkındı? Biliyorsunuzdur siz arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda bir sıkıntı olmuştu. Neydi bu sıkıntı Paris'te? İngiltere Başbakanı George söz alıp ne demişti? Ben Batı Anadolu'nun İtalya verilmesine karşı çıkıyorum. Burada ben Yunanistan'ı daha uygun buluyorum diyerek diğer devletleri arkasına alan İngiltere bölgenin İtalyanlara verilmesine karşı çıkmıştı ve ilk görüş ayrılıkları Paris'te ortaya çıkmıştı. Daha sonra arkadaşlar İtalyanlar bölgeye geldikten sonra tabii ki İtalyanları küstürdüler. Ancak İtalyanlar Antalya çevresine geldi. Ancak İtalyanlar burada halkla iyi geçindi. Yollar yaptırdı, hastaneler yaptırdı, köprüler yaptırdı. Halka kötü davranmadı arkadaşlar. O yüzden burada İtalyanlara karşı cephe açma gereği duymuyoruz arkadaşlar. Zaten 2. İnönü Savaşı sonrasında çekilmeye başlayan İtalyanlar Sakarya zaferimizden sonra da İt Anadolu'dan tamamen çekiliyorlar arkadaşlarım. İtalyanlar da giderler giderken cephanelerin bir kısmını TBMM'ye bıraktı. Bazı zamanlarda ise diplomatik anlamda TBMM'nin yanında yer almıştır arkadaşlar. Dediğim gibi bunun evveliyatı Paris Barış Konferansı'na dayanır. Şimdi gelelim. Evet biraz İtalya taraf değiştirmeyi seviyor. Evet arkadaşlar Batı cephesine Türk halkının mücadeleleri ve düzenli ordunun başarılarına bir gelelim. Önemli arkadaşlar bu konuları lütfen iyi diye dinleyelim. Ben zaten buraya yazarken de çoğu bilgiyi ve maddeyi yorumlayarak yazdım arkadaşlar. Binlerce soru çeşidini gördüm çünkü. Hangi yorumlar geliyor? Hangi maddeler ne şekilde yorumlanıyor? Hepsini gördüm. O yüzden bu konulara lütfen iyi dikkat edin. Ve üçüncü ünitemiz için iyi bir örnek teşkil ediyor çünkü bunlar. Şimdi Yunanistan 19. yüzyılda Rusya, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Osmanlı Devleti'nden ayrılarak ne olmuştu? Kendi bağımsız devletlerini kurmuştu. İtilaf devletleri tarafından düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlar sonunda Yunanlar İzmir ve çevresini işgal etti. Batı Anadolu halkı Yunanlara karşı bir yandan müdafaa hukuk cemiyetleri ve kuvay milliye birlikleriyle mücadele etmeye de başladı. Yani halk Burada da ne yaptı bir reaksiyon gösterdi arkadaşlar. Kuvayi Milliye Birlikleri'ne eli silah tutan her yaştan her insan katılabiliyordu. Çünkü mecburduk buna arkadaşlar. Kuvayi Milliye Birlikleri bazı yerlerde subaylar, bazı yerlerde Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe gibi yerel kahramanlar tarafından yönetiliyordu. Yani bu isimler önderlik, liderlik ediyordu. Ancak Kuvayi Milliye Birlikleri büyük fedakarlıklarına rağmen büyük ordular karşısında ne yazık ki arkadaşlar yetersiz kalıyordu. Adı üstünde düzenli bir ordu niteliği taşımıyordu Huay Milli Birlikleri arkadaşlar. Çünkü dağınık hareket ediyorlar, birbirinden kopuk birlikler bir, yani dağınık hareket ediyorlardı. İşte birbirinden kopuk birlikler düşmanı yurttan bir türlü temizleyemiyordu. Düzenli değillerdi sadece düşmanın ilerleyişini yavaşlatıyorlardı. Düzensiz birliklerdi. Bu sebeple arkadaşlar ne oluyor? Artık neyin kurulması zaruri oluyor? Düzenli ordunun kurulması gerekiyor arkadaşlar. Kuralım bakalım düzenli ordumuzu. TBMM hükümeti kurulduktan sonra Kuay Milliye birliklerinin düzenli orduya geçmesi kararlaştırıldı. İyi dinleyelim. Sorumuzun cevabını alacağız zaten konuda. TBMM hükümeti kurulduktan sonra Kuvayi Milliye Birlikleri'nin düzenli orduya geçmesi kararlaştırıldı arkadaşlar. Bu birlikler Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Her türlü ihtiyacı bakanlık tarafından karşılanacak arkadaşlar. Bakın normalde Kuvayi Milliye ihtiyaçlarını kim tarafından karşılıyordu? Haydi bir cevap alayım. Kuvayi Milliye ihtiyaçlarını nasıl karşılıyordu şimdi düzenli orduya geçerken ihtiyacını Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak diyor. Tabii ki Ahmet halk tarafından karşılıyordu. Zaten e, zorla bazıları hepsi demeyelim arkadaşlar ve bazı Kuvayi Milliyeciler halka zulüm yapıyordu. İşte bu yüzden düzenli ordunun kurulması zaruri gerekli hale geldi arkadaşlar. Bazılarda işte düzenli orduya katılmak istemeyen Demirci Mehmet ve Çerkez Etem gibi isimler de vardı. Onlar da düzenli bir, bir birliğe katılmak yerine kendi kendilerine at koşturmak istiyorlardı. Ancak önemli isimler öncelerinde. Sonraları sıkıntı yaşadık arkadaşlar onu unutmayalım. Çünkü düzenli orduya girmek istemediler. Düzenli orduya girmek istemeyince de başarı elde edemiyorduk arkadaşlar bir türlü. Bu önemli. Batı cephesinde düzenli orduya geçin ilk adımları böylece atılmış oluyor arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanına Ali Fuat Paşa atanmıştı arkadaşlar. Hatta ne demiştik? Temsiliyetinin e, yürütme etkisini kullanması demiştik bu atama kararıyla. Unutmayalım. 24 Ekim 1920 tarihinde onun liderliğindeki kuvvetler Yunanlara yapılan Gediz taarruzunda başarısız oldular arkadaşlar. Bakın bir, bir araya getirsek de başarısız olduğunu görüyoruz Kuvayi Milliye'nin. Taarruzun başarısız olmasında Birliklerin dağınık olması ve aralarında yeterince işbirliği olmaması etkili oldu arkadaşlar. Hem birbirinden kopuk, dağınık, aralarında da işbirliği olmayınca başarısızlık kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Bunun üzerine köklü bir çalışmayla düzenli ordunun kurulmasına karar veriliyor. 9 Kasım 1920'de çıkartılan Bakanlar Kurulu kararnamesi ile, kararı ile Batı cephesi iki bölüme ayrılıyor. Güney ve batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bütün Kuvayi Milliye birliklerinin de derhal düzenli orduya katılması isteniyor arkadaşlar. İşte bu emirden sonra Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Etem katılmak istemeyip TBMM'ye karşı isyan edip Yunanlarla işbirliği yapmaya başlıyor arkadaşlar. Sıkıntı burada çıkıyor zaten. Batı bölümüne Albay İsmet Bey, Güney bölümün ise Albay Refet Bey komutasına veriliyor arkadaşlar. Düzenli orduya girmek istemeyen Çerkez Ethem ve Demirci Cefe az önce bahsettim. İsyan ettik, isyan ediyorlar arkadaşlar. Çerkez Ethem daha sonra Yunanlara teslim oluyor. Demirci Mehmet Efe ise TBMM'den af isteyerek meclisimize teslim oluyor arkadaşlar. Gelelim Batı cephesinin ilk savaşı. Düzenli ordumuzun ilk savaşına gelelim arkadaşlar. Önemli bir savaş. Birinci İnönü Savaşı. Arkadaşlar İnönü Eskişehir'in bir ilçesidir. O mevkide gerçekleştirildiği için savaşa o isim vermişlerdir. Batı Anadolu'da işgal eden Yunanlar Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşarak milli mücadeleyi ne yapmak istiyordu? Kalbinden vurmak istiyordu arkadaşlar. Nasıl? Hemen haritamı çıkarıyorum. Hemen haritamı çıkarıyorum. Dilsiz haritam. Çok severim dilsiz haritayı. Evet arkadaşlar ne dedim? Batı Batı Anadolu'da ne yapmıştı? Yunanlar şu bölgede işgale başlamıştı. Neydi bunların amacı arkadaşlar? İşgali dalga dalga genişletmekti arkadaşlar. Asıl amaçları da ne? Milli mücadelenin merkezinde bulunan Ankara'ya ulaşıp milli mücadeleyi kalbinden vurmak istiyorlardı işte. İşte Ankara'ya giden en güzel yolda şu Eskişehir tarafından geliyordu arkadaşlar. Şurada galiba yanlış hatırlamıyorsam Eskişehir şu bölgeye tekabül ediyor. İşte Milli Mücadele'nin kalbini burada vurmak istiyorlardı. Bir de ne olmuştu arkadaşlar? Çerkez Ethem düzenli orduya katılmak istemeyip isyan edince bölgede karışıklık çıkarmıştı. İşte Çerkez Ethem ayaklanmasından yararlanmak isteyen Yunanlar Eskişehir ve Uşak çizgisinden Ankara'ya ulaşmak için harekete başlıyorlar. Üstündü arkadaşlar çünkü Yunanlar buradaki Yunanlar kim tarafından destekleniyordu? İngilizler tarafından destekleniyordu. İşte işgali dalga dalga büyütüp Ankara'da milli mücadeleye son vermek istiyordu. Ve arkadaşlar bizim batı cephesindeki komutanlarımızdan kimdi? Biri Refet Beydi güneyde, batıda da kimdi? İsmet Paşa. İşte burada birinci İnönü'de karşılama görevi. İsmet Paşa'daydı arkadaşlar. Ve İnönü mevkinde İnönü mevkinde Yunan kuvvetlerini İsmet Paşa'nın birlikleri karşılıyor arkadaşlar. İnönü mevkinde ve öyle bir mücadele ediyoruz ki arkadaşlar ne yapmak zorunda kalıyor? Yunanlar geri çekilmek zorunda kalıyor. Türk ordusunun bu başarısı Tüm yurdu da ne yapıyor? Sevince boyuyor. Neden arkadaşlar? Çünkü yeni bir yola çıkmışız. Bağımsızlığımızın yani istiklalimiz için mücadele veriyoruz. Ve bu yolda çıktığımız düzenli orduyla beraber çıktığımız ilk mücadelede keskin bir tokat vuruyoruz Yunanlara arkadaşlar. Tabii ki halk sevinecek. Tabii ki coşkuyla karşılanacak. Savaştan kısa bir süre sonra da zaten Çerkez Ethem ayaklanması da bastırılıyor. O da zaten Yunanistan'a kaçıp gidecek arkadaşlar. Birinci İnönü Mustafa Kemal birinci İnönü zaferi ile ilgili ne demiştir arkadaşlar? Bakın bu cümle çok önemli. Bu muharebe ile pek çok şey kurtarılmıştır diyor. Düşündükten sonra hayır hayır. Her şey kurtarılmıştır diyor arkadaşlar. Çünkü ilk mücadelemize başarısızlıkla sonuçlansaydı ne olacaktı? Biraz önce bahsettiğim tüm yurdu coşkuya sebebiyet veren bu zafer yerini karanlık düşüncelere bırakacaktı. O yüzden bu zafer birinci İnönü zaferi çok önemlidir arkadaşlar unutmayalım. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk zaferidir. İlk askeri başarıdır. TBM'ye olan güven ve umutlar yeşermiştir arkadaşlar. Yemyeşil tıpkı şu yazının rengi gibi yem yeşil olmuştur. İsmet Albay başarılarından dolayı generalliğe yükselmiştir arkadaşlar. Gelelim birinci İnönü zaferinin sonuçlarına. Ulusal sonuçları da var. Uluslararası sonuçları da var. Sıkça deneme sınavlarında da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Birinci İnönü savaşının sonuçları. 20 Ocak 1921'de TBMM'nin çalışmalarının anayasal bir düzleme zemine dayandırmak için TYT esası arkadaşlar buradan T'yi aldım. İlk anayasamız arkadaşlar pardon TBMM'nin ilk anayasası teşkilat esası. ilk anayasamız kanun esası. 1921 anayasası olarak da anılır. Buradan E'yi almıyorum sadece T'yi alıyorum. Afganistan'la dostluk anlaşması imzalanıyor. Buradan da A'yı alıyorum. Londra konferansı toplanıyor. Buradan da L'yi alıyorum. İstiklal Marşı kabul ediliyor. Buradan da iyi e kabul alıyorum. Rusya ile Moskova anlaşması yapıyor, yapılıyor. Buradan da M'yi alıyorum. Karşımıza ne çıkıyor? Talim. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını talim şeklinde kodlayabiliriz. Ee, sorularda çıkan şey nedir? Ulusal mı uluslararası mı? Teşkilatı Esasiye Kanunu nasıl bir sonuçtur? bizi ilgilendirdiği için ulusaldır. Afganistan'a dostluk anlaşması nedir? Uluslar arasıdır arkadaşlar. Londra konferansının toplanması nedir? Ulusaldır arkadaşlarım. İstiklal Marşı'nın kabulü nedir? Ulusaldır değerli dostlarım. Moskova Anlaşması'nın yapılması nedir? Uluslar arasıdır. Kolay tabii hepinizin aklında kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Vurguluyorum ki aklımızdan hiç çıkmasın. Şimdi birinci Yunan Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmelere böyle ayrıntılı bir şekilde bakalım. Çünkü önemli gelişmeler var. Ne dedik? Teşkilat Esasiye yani 1921 Anayasası'nın kabulü. Ne, nedir bu anayasa? Anayasa bir devletin yönetim biçimini belirtir arkadaşlarım. Çünkü anayasamızın birinci maddesi nedir günümüzde dahi? Türkiye devleti cumhuriyetle yönetilmektedir. Yani yönetim biçimimizi belirtiyor demek ki anayasamız. Bunun dışında anayasanın görevleri nedir başka? Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak devletin temel organlarının nasıl kurulup işleyeceğini de belirtiyor arkadaşlar. Bireysel hak ve özgürlüklerimiz de anayasada geçer. Yani senin mülkiyet hakkın, ne bileyim seyahat hakkın, miras hakkın bunların hepsi de anayasal anayasa düzleminde güvence altına alınmıştır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet Londra uluslararası yanlış mı söyledim? Uluslararası tabii ki. Aynen arkadaşlar tamam benim biraz sesim geç geliyor olabilir ondan karışıklık yaşanıyor olabilir. Takipte kalın siz. Teşekkür ediyorum. TBMM birinci İnönü zaferinden sonra ilk anayasasını yapıyor arkadaşlar. Bu durum ne olduğunu gösteriyor bu meclisin anayasa yaptığına göre ben kurucu meclisim demek istiyorum. Bu anayasayla birlikte Türk tarihinde ilk kez egemenlik kime veriliyor? Millete verilmiş oluyor arkadaşlar. 24 maddenin oluşan anayasada savaş zamanının olağanüstü şartlarından dolayı yasama, yürütme ve yargı kimde? Bu yetkiler TBMM'de. O yüzden ne diyoruz buna? Bunların üçü bir aradaysa güçler birliği diyoruz. Arkadaşlar bu anayasa milli mücadelenin hukuki niteliğini güçlendirmiştir. Yani biz milli mücadele yapıyoruz. Tamam ama işte bir anayasayla bunu süsleyince, taçlandırınca ne oluyor? Haklılığımızı da ortaya koyuyor arkadaşlar unutmayalım. İlk defa Türkiye devleti ifadesine yer veriliyor arkadaşlar bu anayasada. Artık Osmanlı'nın yerine yeni Türk devletinin kurulduğunu da bizim gözlerimiz önüne seriyor. Gelelim uluslararası bir sonucuna Afganistan'la dostluk anlaşması. Milli mücadelenin devam ettiği yıllarda Afganistan işgalci kuvvetler karşısında büyük bir mücadele gösteren Türk milletine yakınlık duymuştur arkadaşlar. O dönemde de Afganistan'ın kralı Amenullah Mustafa Kemal ile mektuplaşmalar yapıyor. Ve bir dostluk anlaşması imzalanıyor. Böylece TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet kimdir dediğimizde Afganistan'dır arkadaşlar. Karşılıklı elçilikler açılıyor. Biri saldırıya uğrarsa diğeri yardım edecek. İki devlet arasında askeri ve eğitimsel olarak yardımlaşmalar da oluyor arkadaşlar. Gelelim uluslararası bir sonuca. Londra Konferansı'nın toplanması. Soru cevap gidelim. E zaten ben soru cevap şeklinde gittim arkadaşlar. Londra Konferansı neden toplanmıştır? Neden dediğimiz arkadaşlar. Birinci İnönü zaferi itilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını arttırmıştı. Soru Ahmet. Dinliyorum canım. Ben devam edeyim sonuna sorarsan aklında tut. Şimdi arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Evet. Evet. Daha henüz laiklikle ilgili adımlar atılmıyor arkadaşlar. Laik bir anayasa değil. Konferans neden toplanmıştır? Birinci İnönü zaferi itilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını artırmıştı. Fransızlar güneyde büyük bir direnişle karşılaştı. İtalyanlar ise Anadolu'nun paylaşımından memnun değildi arkadaşlar. Çünkü Paris'teki durumdan memnun değildi. Bu sebeple Sevr Anlaşması'nı yeniden gözden geçirmek amacıyla Londra'da bir konferans düzenlenir. Konferansa kim davet edilir? Bu önemli arkadaşlar. Konferansa Osmanlı hükümeti doğrudan çağrılır. Doğrudan çağrılmak ne demek arkadaşlar? Karşıdaki devletin tanınması yani resmi bir davetle geliyorlar. TBMM hükümetini ise dolaylı olarak çağırıyorlar. Yani işte doğrudan çağırmak, tebemeyi tanımak anlamına geldiği için bizi bir aracı devletle onlarda gelebilir şeklinde hani gelip izleyebilir şeklinde davet ediyorlar. Ancak Mustafa Kemal hemen Masya yumruğunu vuruyor arkadaşlar. Olmaz böyle diyor. Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu konferansa doğrudan davet edilmezsek katılmayacağını bildiriyor arkadaşlar Mustafa Kemal. Bunun üzerine itilaf devletleri İtalya aracılığıyla, dediğim gibi İtalya'ya yardımlaşıyorduk arada, TBMM'yi konferansa doğrudan davet ediyorlar. Böylece TBMM'yi itilaf devletleri resmen tanımış oluyorlar. Konferansta İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya, Osmanlı hükümeti ve TBMM katılmıştır arkadaşlar konferansa. Osmanlı hükümeti adına Tefik Paşa, TBMM hükümeti adına Bekir Sami katılmıştır. Konferansta TBMM hükümeti ile Osmanlı hükümetinin birlikte çağrılmasının sebebi neydi arkadaşlarım? Evet bu soru da sıkça karşımıza gelmiyordur. Evet cevap alayım. Konferansa TBMM ile Osmanlı hükümeti neden bir arada çağrılıyor? Çok güzel Zeynep Nazcığım. Aynen arkadaşlar. Çünkü bu iki devlet kavga çıkarmak, anlaşmazlıklardan yararlanmak için. Çünkü onlar kendi arasında anlaşmazlığa düşünce itilaf devletleri ne yapacaktı? İstedikleri şekilde at koşturup bize istedikleri anlaşma şartlarını imzalatabilecekti. Aynen öyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Ancak İstanbul hükümeti adına konferansa katılan Tefik Paşa söz milletin asıl temsilcisi olan TBMM vekillerine aittir diyerek Anadolu heyetine söz verilmesini istedi ve görüşmelerden çekildi arkadaşlar. Tevfik Paşa'nın hamlesi önemli bir hamle arkadaşlar. Şu hamlesi çünkü bu hamlesiyle birlikte itilaf devletlerinin bizi birbirimize düşürme planları suya düşüyor arkadaşlar. Ve İl Sevr Anlaşması'nı bize kat, kabul ettiremeyeceklerini anladıkları için ne yapacaklar? Konferans dağıtılıyor. konferansı dağıtacaklar anlayacağınız. İtiraf devletleri konferansta bizim önümüze bazı şeyli maddeleri koyuyor arkadaşlar. Şu maddelere bakar mısınız Allah aşkına? Böyle bir şey mümkün mü? Biz birinci İnönü Savaşı'nı kazanmışız. Biz davet edilmiş gitmişiz. Önümüze gelen maddelere bakın. İzmir Türkler'de kalacak ancak şehirde Yunan askerleri olarak Hristiyan bir vali atanacak. Yani Türk İzmir bizim olacak. Ancak şehirde Yunan askerleri olacak. Valisi de Hristiyan olacak. Doğu Trakya ve Doğu Trakya Yunanlarda kalacak. Kapitülasyonlar devam edecek. Doğu'da Ermeni devleti kurulacak. Yani bunu Sevden ne anladık? Hatta Sevden daha ağır maddeleri var. Ve bu istekler direkt ne yapılacak arkadaşlar? Reddedilecek. Çünkü hepsi neye aykırı? tam bağımsız devlete aykırı arkadaşlar. TBMM konferansta sonuç alamayacağını biliyordu arkadaşlar. Şu bir gerçek. Mustafa Kemal bu konferansa ne için çağırdıklarını çok iyi biliyordu. Hani bizim anlaşmazlıklardan cenarlanmamızı, bize bazı maddeleri dikte etmek için çağırdıklarını biliyordu. Ancak buna rağmen konferansa neden katılıyoruz? İşte buna rağmen konferansa neden katılıyoruz? Çünkü Türk ulusunun haklı davası ve misakimliği tüm dünyaya duyurmak için. Türkler barışçıl değil propagandaların önüne geçmek için. Çünkü biz TBMM bu konferansa katılmasaydı ne diyeceklerdi? Türkler savaşçı, Türkler barbar. Bakın barış yapalım diyoruz. Gelmiyorlar diyeceklerdi. İşte bu propagandaların önüne geçmek için bu konferansa katılıyoruz arkadaşlar. Ve Türk milletinin yasal temsilcisinin TBMM olduğunu herkese göstermek istiyoruz arkadaşlar. İşte bu yüzden katılıyoruz. Arkadaşlar dinleyelim. Kendi aramızda konuşmayalım. En son sorularınızı yöneltirsiniz. Diğer arkadaşlarımıza saygısızlık yapmayalım lütfen. Ben buradayım. Bir yere gittiğim yok. Bütün sorularınızı cevap veririm. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Gelelim. Bu sefer ulusal bir sonuca gelelim. İstiklal Marşı'nın kabulü. Önemli arkadaşlar. Çok uluslu Osmanlı Devleti'nin milli bir marşı yoktu. Yani içerisinde birden fazla ya marşı vardı arkadaşlar ama hani şeydi, e, tek bir millete ait, tek bir millet olmadığı için o coşkuyu herkes yaşayamıyor gerektiğince. İşte artık millete dayanan yeni bir Türk Devleti de kurulmuştu arkadaşlar. Ve yeni bir marşımız da olması, yani bir marşımız olması gerekiyordu. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın anlamını, ulusumuzun bağımsızlık isteğini dile getirecek belli bir marşa ihtiyaç vardı. Birinci İnönü Zaferi'nin getirdiği heyecan da bu çalışmaları hızlandırdı ve İsmet Paşa bir marş yazılmasını istedi arkadaşlar. Ve yazılacak marş Türk milletinin inancını artıracak, ordunun moralini yüksek tutacaktı arkadaşlar. Bu doğrultuda Marif Vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı Hamdullah Subhi Bey, Bey'in önerisiyle bir yarışma düzenledi. Yarışma 724 eser katılıyor ancak hiçbir yeterli bulunmuyor arkadaşlar. Daha sonra e, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Bey e, bu eser eserler, yani eserlerin içinde Mehmet Akif'in eserine rastlayamıyor. Mehmet Akif dönemin en önemli şairlerinden bir tanesi arkadaşlar. Vatanla ilgili, milletle ilgili, dini duygularla ilgili birçok şiiri eseri var arkadaşlar. O yüzden Mehmet Akif'in katılmaması Hamdullah Supi Bey'i şaşırtıyor. E, ve bir an önce e, Mehmet Akif'in yanına giderek niçin katılmadın diye soruyor arkadaşlar. Mehmet Akif de yarışmaya ödül kondu için katılmadığını Hamdullah Supi Bey e iletiyor. Ve Hamdullah Supi Bey de bu endişelerinin giderileceği sözünü veriyor Mehmet Akif'e ve Mehmet Akif'ten bir şiir yazmasını istiyor. Mehmet Akif Taceddin Dergahı'nda İstiklal Marşı'nı yazıyor arkadaşlar. Taceddin Dergahı'nda Ankara'da İstiklal Marşı'nı yazıyor. Kahraman ordumuza adanan şiir. İstiklal Marşı kime adanmıştır? Ordumuzu arkadaşlar unutmayalım. Kahraman ordumuza adanan şiir TBMM'de oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ve hatta ne olmuştur arkadaşlar biliyor musunuz? Hamdullah Supi bu marş kabul edildikten sonra kürsüye gelip okumuştur. Ve okuduktan sonra inanılmaz bir alkış, tufan böyle yer yerinden oynuyor. Ve bir kez daha okunmasını rica etmiştir vekiller. Bunun üzerine Hamdullah Supi. Bir tekrar okumaya başladığında bütün vekiller ayağa kalkarak dinlemiştir. İstiklal Marşımız arkadaşlar. Ve o tarihten sonra zaten İstiklal Marşımızı ne zaman duysa saygı, minnet sebebiyle ayakta dinlemekteyiz arkadaşlar. İstiklal Marşı 1924'ten 30'a kadar Ali Rıfat Çağatay bestesiyle çalınıyor. Daha sonra yani 1930'dan sonra günümüzde bile devam eden Korkma söme. Bu beste ise Osman Zeki Üngör'ün bestesidir arkadaşlar. Unutmayalım. Devam edelim 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına. Rusya 1. İnönü ya 1. Dünya Savaşı'nda itilaf devletlerinin yanında yer alıyordu. Bunu biliyoruz. İtilaf bloğundaydı. Ancak Bolşevikler bir ihtilal yapıyor. Çarlık Rusya yıkılıyordu. Yerine Sovyet Sosyalist Rusya kuruluyordu. 1. Dünya Savaşı'ndan çekilirken de tüm gizli anlaşmaları duyurdu arkadaşlar genel kültür olarak bir köşeye atın sarı kitap adı verilen bir kitapla bütün gizli anlaşmaları yani itilaf devletlerinin kendi arasında imzaladığı bütün anlaşmaları Rusya savaştan çekilince duyuruyor arkadaşlar Böyle olunca ne olacak Rusya ile itilaf devletlerinin arası? Bozulacak tabii ki arkadaşlar. Ve bu bozulmadan sonra TBM hükümeti ile Rusya ortak tehdit unsuru olan itiraflara karşı birbiriyle yakınlaşıyorlar. Ve bu yakınlaşma sonucunda Moskova anlaşması 16 Mart 1921 yılında imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Sovyet Rusya Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla misaki milliyi kabul ediyor. Kars, Ardahan, Artvin Türkiye'ye, Batum Gürcistan'a bırakılıyor. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ediyor. Bu maddelerin hepsi önemli arkadaşlar. Bir tarafın kabul etmediği bir anlaşmayı diğer tarafta kabul etmeyecek, tanımayacak. Dolayısıyla Sovyet Rusya neyi tanımıyor? Sevr anlaşmasını tanımıyor arkadaşlar. Bu anlaşma ile ilk kez büyük bir batılı büyük bir devletle eşit koşullarda bir anlaşma yapıyoruz arkadaşlar. Bu TBMM'nin gücüne güç kattığını gösteriyor. TBMM'yi misaki milli yani TBMM'yi dolayısıyla misaki milli tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet Rusya'dı. İlk devlete ne dedik? Ermenistan dedik. İlk Müslüman devlete ne dedik? Afganistan dedik. Şimdi ilk büyük Avrupalı devlete de Rusya diyoruz arkadaşlar. Ancak işte burada Batum'un Gürcistan'a verilmesi. Çünkü Batum ne sınırlar içerisinde? Misaki milli sınırlar içerisinde. Misaki milliden yaşanan ne yazık ki şuraya üzgün bir surat koyuyorum. Misaki milliden ilk taviz Batum'dur arkadaşlar. İkinci İnönü Savaşı'na gelelim. Arkadaşlar İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nda isteklerini kabul ettiremeyince yeni bir askeri harikatın planlarını yapmaya başlıyorlar. İtilaf devletleri TBMM'nin Sovyet Rusya ile yakınlaşmasından da oldukça rahatsızdı. İtilaf devletleri Yunanların kendi amaçları doğrultusunda güçlendirip ekonomik ve asker anlamda destekleyerek yeniden harekete geçiriyorlar arkadaşlar. Çünkü Yunan bir de arkadaşlar Yunanlar hem birinci İnönü Savaşı'nın moral bozukluğunu ortadan kaldırmak istiyordu. Hem de TBMM'nin bu moralle daha da güçlenmesini engellemek istiyordu. Tıpkı birinci İnönü Savaşı'nda olduğu gibi hemen yepyeni bir haritamı çıkarıyorum. Tıpkı 1. İnönü Savaşı'nda olduğu gibi. Arkadaşlar neydi 1. İnönü Savaşı'nda? Yunanlılar Batı Anadolu'dan dalga dalga gelerek nereye? Milli mücadelemizin kalbi olan Ankara başkentimiz, günümüzde başkentimiz Ankara'ya ulaşıp milli mücadeleyi ortadan kaldırmayı planlıyorlardı. İşte aynı hatla arkadaşlar Yine arkadaşlar iki kol bu sefer iki kol üzerinden gelecekler. İkinci önünde Yunanlar. Şöyle Yunanlar yazayım. Ee, iki i̇ki koldan gelecekler. Birinci kol Bursa'dan Eskişehir. Yani Bursa Eskişehir üstünden Ankara'ya. İkinci kol Uşak'tan Afyon'a. Şu bölgeye yani şu Uşak'tan Afyon'a oradan Ankara'ya geçiş. Bu iki kolda. Bu İlk kolu İsmet İsmet Bey durdurur. İkinci yerde o güney bölümle denk geldiği için Refet Bey vardır arkadaşlar. Ve Yunanlar işte yine harekete başlıyorlar arkadaşlar. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa Yunan kuvvetlerini yine önü mevkinde karşılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda Uşak'tan Afyon'a hareket eden Yunanlılar Afyon'u işgal ediyor. Bakın Afyon'u işgal etmesine karşı Yunanlar şöyle Afyon yazıyorum. Biraz daha yukarıya geliyor. Afyon'u işgal etmesine rağmen buradaki birliklerin bir bölümü İnönü'ye kaydırılıyor arkadaşlar. Çünkü İnönü'de yani Eskişehir'den Ankara'ya ulaşmak daha kolay oldukları için olduğu için İnönü'yü güçlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Yani Afyon'u işgal etmelerine rağmen Yunanlar buradaki birliklerin bazıları da nereye kayacak? İnönü mevkini Eskişehir'e kayacaklar arkadaşlar. İşte İsmet Paşa düşmanı yine İnönü mevkiinde durdurmayı başarıyor. Ve 31 Mart'ta karşı bir hata da geçiyor. 1 Nisan'da Yunanlıları yenerek ikinci bir zafer elde edince Yunanlılar mecburen ne yapacaklar? Geriye doğru kaçmaya başlayacaklar. Yunanlılar geri çekilirken Bilecik ve Söğüt'ü yakarlar arkadaşlar. 2.0 Bilecik ve Söğüt. Arkadaşlar 2. İnönü zaferimizde, 2. İnönü Savaşı'nda iki taraftan da çok sayıda can kaybı yaşanmıştır. Bunu unutmayın. Bizim can kayıplarımızın büyük bir kısmı Yunanlılar kaçarken köyleri ve kasabaları yakmalarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Daha sonra Afyon'a kadar geri çekiliyorlar. Bu savaştan sonra itiraf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları artıyor. İtalya işgal ettiği yerleri boşaltma kararı alıyor. Fransa TMM ile barış zemini aramaya başlıyor. Yunanlara olan güvenleri haliyle azalıyor. 2-0 öndeyiz çünkü. Halkın TMM olan güveni de tam bunun tersinde ne yapıyor? Artıyor ve halkla, ulusla, Türk ulusuyla TMM arasındaki bağ kuvvetleniyor arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi gelelim Kütahya Eskişehir muharebelerine. Aynen dostum çok büyük zararlar vererek yakıp yıkarak kaçıyorlar masum halkı. Gelelim Kütahya Eskişehir arkadaşlar. Yunanlar İnönü savaşlarının kötü etkilerini ortadan kaldırmak istiyorlardı arkadaşlar. Ve kendilerini yeniden İngilizlere göstermek istiyorlardı. Yani hırslanmışlardı arkadaşlar. Çünkü iki kez üst üste tokadı yediler. Hırslandılar ve kanıtlamak istiyorlardı kendilerini. Ve Yunanistan'da bir kral değişikliği oluyor. Konstantin isminde bir adam geliyor. Ve İngilizlerden de önemli bir şekilde yine yardım alıyor arkadaşlar. Çünkü İngilizlerle arası iyi bir kral. Önemli bir, bir yardım alıyor. Ve Konstantin kendinden o kadar emin ki arkadaşlar bazı gazetecilere ne diyordu biliyor musunuz? Ankara'da şu saatte şu günde buluşalım yani. Ankara'ya girip milli mücadeleyi ortadan kaldıracağına o kadar çok inanıyordu ki gazetecilere randevu bile veriyordu arkadaşlar. Ve güçlerini arttıran Yunanlar 10 Temmuz'da saldırıya geçerler. Silah, cephane ve teknik açıdan çok çok üstün geliyorlar bu sefer arkadaşlar. Ve temel amacı Eskişehir ve Afyon hattını işgal etmekti. Böylelikle Ankara ile olan bütün ulaşım, iletişim, her şeyi keserek TBMM'yi anlaşma şartlarına mecbur bırakacaklardı. Kemal. Mustafa Kemal de arkadaşlar, bizzat cepheye geliyor. 18 Temmuz'da. Eee 18 Temmuz'da bizzat cepheye geliyor ve durumu yakından inceliyor. Türk ordusunun netice elde edemeyeceğini görüyor Kütahya'da arkadaşlar Kütahya Eskişehir'e. Ve bir an önce Yunanlarla Türkler arasındaki mesafeyi açmak için ne yapıyor arkadaşlar? Sakarya'nın Sakarya, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emrini veriyorlar arkadaşlar. Bu çekilme emrini vermesi önemli arkadaşlar. Soru olarak da çok sık geliyor karşımıza. Neden böyle bir şey yapıyor? Bunun sebebi daha fazla yıpranmamak arkadaşlar. Çok güçlü geliyorlar çünkü Yunanlar ve bizim ordularımız henüz hazır değil ve yeniden toparlanmak için zaman kazanmak amacıyla bu geri çekilmeyi Mustafa Kemal istiyor. Bir de arkadaşlar doğal bir hat oluşturmak istiyorlar. Aynen. Doğal bir hat oluşturmak istiyor arkadaşlar. Doğal bir hat dediğimde mesafe ne kadar çok açılırsa Yunanlılar o kadar çok üstümüze gelecek. Ve bu mesafede yani biz arasındaki mesafeyi toparlamaya çalışırken biz yeniden güçlenme imkanı bulacağız arkadaşlar. Ama ordumuz geri çekilince Kütahya, Afyon ve Eskişehir Yunanistan'ın eli de Aynen zaman kazanmak arkadaşlar buradaki amaç Yunanların eline geçiyor. Türk ordusu 21 Temmuz'a sürpriz bir şekilde karşı bir taarruza geçiyor. Hiç beklemedik bir anda. Yunanlar şaşkınlıklarını atınca da Türk ordularını durdurmayı başarıyorlar. Bunu bize neyi gösteriyor? Henüz taarruz gücüne ulaşmadık arkadaşlar. Henüz taarruz gücüne ulaşmadığımızı gösteriyor arkadaşlar. İyi dinleyelim. Bütün soruların cevabını alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, taarruz gücüne değiliz. 2-1 oluyor durum Ahmet'in dediği gibi. Yenilgiye uğruyoruz arkadaşlar. Kütahya, Eskişehir ve Afyon'un düşman eline geçmesiyle inönü İnönü savaşının olumlu havası birden dağılıyor arkadaşlar. İki önemli savaşı kazanmamıza rağmen Kütahya, Afyon ve Eskişehir'i kaybedince bu olumlu hava birden ortadan kalkıyor. Ve bazı milletvekilleri neyi öneriyor? TBMM'nin Kayseri'ye taşınmasını ancak e, bu öneriye karşı çıkılıyor çünkü neden? Bu durum milletin ve ordunun manevi kuvvetlerinde kırılmaya yol açabileceğinden zarar verir. Çünkü düşünsenize Meclisi Yunanlılara savaşı kaybediyoruz. Apar topar Ankara'dan Kayseri'ye. Yani haritada gösterecek olursam haritalarım bitmez arkadaşlar. Yani Ankara Kayseri şurada arkadaşlar. Yani Ankara'dan daha uzak mesafe açmak. Düşünsenize biz başkentimizi şöyle taşıdık. E, ordunun halkının aklına ne gelecek? E, demek ki işler çok kötü gidiyor. Giderek geri çekiliyoruz. E, Doğalısıyla ne olacak? Moraller bozulacak arkadaşlar. İşte bu durumda bu yüzden bu buna karşı çıkılıyor. Kabul edilmiyor bu öneri arkadaşlar. Şimdi gelelim Marif Eğitim Kongresi'ne. Savaşa rağmen diyorum. Savaşa rağmen. Neden? Çünkü tarihlere baktığımızda arkadaşlar Maarif Kongresi Kütahya Eskişehir Muharebesi ile aynı tarihler arasında toplanmıştır. Eğitim, eğitim en önemli şeydir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in en çok önem verdiği konulardan birisi de eğitimdir arkadaşlar. Eğitimin bir milletin geleceği üzerinde oynadığı rolü çok iyi biliyordu Mustafa Kemal arkadaşlar. Maarif Vekaleti de Türk Yunan Savaşları devam ederken 15 Temmuz 1921'de Ankara'da Darül Muallimin Mektebi'nde yani erkek öğretmen okulu erkek öğretmen okulu konferans salonunda bu kongreyi topladı aynen arkadaşlar haklısınız. Eğitim Bakanlığı hamdullah Süphi Bey'in öncülüğünde toplanan kongreye yurdun dört bir yanından erkek ve kadın öğretmenler katıldı. Mustafa Kemal de kongreye savaşın en çetin geçtiği zamanlarda katılmıştır arkadaşlar ve açılış konuşmasını yapmıştır anlıyor. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Hani böyle bir şey olamaz derken şunu kastediyorum. Hani savaş çok şiddetli, çok önemli bir savaş. Mağlup olduğumuz bir savaş ve gelip Mustafa Kemal eğitim kongresinin açılış kongresini yapıyor. Yani eğitime daha fazla önem yani eğitime ne kadar önem verdiğinin çok açık bir göstergesidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar adı üstünde eğitimle ilgili. Evet arkadaşlar kongrede görüşülen bazı konular var. Halk mekteplerini konuşuyorlar. Bir de ilk öğretim ve orta öğretim programlarında programlarında çalışma hayatına yönelik dersler yani normal gündelik hayatta kullanacak dersler verilmesi üzerine görüşülüyor arkadaşlar. Ve e, aynen Melda. Hamdullah Supi Mustafa Kemal'e kongre başlamadan önce dilerseniz erteleyelim paşam diyor. Aynen şurada yazıldığı gibi. Mustafa Kemal de biraz önce Zeynep'cimin dediği gibi bu ünlü cümlesini burada sarf ediyor. Cihaletle savaş düşmanla savaş kadar önemlidir demiştir arkadaşlar. Ve bu kongrenin asla ertelenmeyeceğini bildirmiştir arkadaşlar. Sonraki konuşmalarında da zaten Mustafa Kemal eğitimin ne kadar önemli olduğunu her safhada dile getirmiştir. Benim en büyük düşmanım cehalettir demiştir arkadaşlar. Tüm etrafımızdan, zihinlerimizden cehaletin zerresini bırakmayalım arkadaşlar. Bir ömür okur yazar, bir ömür okur yazar, eğitimi yaşam boyu yaşamanız ümidiyle. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in Komutan olmasına. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndaki başarısızlık TBM'de karamsarlığa yol açtı. Başarısızlığın sorumluları aranmaya başlanmıştı arkadaşlar. Ve şöyle yorumlar geldi. Yasir'cim sizin için anlatıyorum ben. Üçüncü üniteyi bitirmeye çalışıyorum. Çünkü sınav programınız çok yoğun. E dinleyelim lütfen. Hızımı kesmezseniz sevinirim. E sizin için hepsini sizin için yapıyorum. Bir fark, bir bilgi bile sizin işinize çok fazla yarayabilir. Hani bir kelime bile sizin doğru, isabetli bir yorum yapıp soruyu doğru işaretlemenize katkı sağlayabilir. Lütfen iyi dinleyelim. Başkomutan oluşu da arkadaşlar başarısızlığın sorumluları aylanıyor. Kütahya Eskişehir'de Şöyle yorumlar var. Ordu nereye gidiyor? Nerede bu devlet, nerede bu millet gibi düşünün. Millet nereye götürülür denilerek eleştiriler yapılmaya başlanıyor arkadaşlar. Bu gidişin elbet bir sorumlusu vardır diyerek isim vermeden Mustafa Kemal eleştiriliyordu arkadaşlar. Ve bir öneri geliyor. Hem de hemşerimizden bir öneri geliyor. Mersin Milletvekili Salahattin Bey Mustafa Kemal'in adını söyleyerek ordunun başına geçsin diyor arkadaşlar. Ve büyük tartışmalar yaşandıktan sonra Mustafa Kemal tabii ki sorumluluktan kaçınmayacak. Ve başkomutan olarak ordunun başına geçmeyi kabul ediyor. Ancak beklenen yararın sağlanması ve hızlı kararlar almak için geniş yetkilerle donatılması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ve bu yetkileri de belirli bir süreyle sınırlandırıyor. Arkadaşlar işte bu bazen sorularda geliyorlar. Belirli, belirli bir süreyle. Çünkü neden? Milletin iradesine saygı duyuluyordu. Çünkü arkadaşlar... E Başkomutanlık çok büyük bir yetki. Milletin karar verdiği bir yetkiler meclis tarafından alınan bir yani verilen bir yetki. Tabii ki meclisimizi hap seçiyor ama hani belli bir süreyle istemesi bu demokratik olmayan yetkileri belli bir süreyle istemesi milletin iradesine kararına duyduğu saygıdan geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve TBMM 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık yasasını kabul ediyor. Bu yasa ile Mustafa Kemal TBMM'nin bütün yetkilerini aldı ve 3 aylığına başkomutanlığa getirildi. TBMM'nin gerekli gördüğü durumlarda bu süre dolmadan da bu göreve yetkileri geri alma hakkı vardı arkadaşlar. İşte bu bu da milletin iradesine duyduğu bir saygıdır. Milletin yani TBMM gerekli görürse Mustafa Kemal'den bu yetkileri de alabilecekti. Gelelim arkadaşlar tekalife milliye, milli yükümlülükler diye anılır. Anadolu insanının büyük fedakarlığı olarak anılır. Kütah Eskişehir savaşlarından sonra ordumuz Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmişti. Çekilmek zorunda kalmıştı. Yunanlar tek der Taldıra'ya geçmeden ordunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Ordunun ihtiyaçları vardı arkadaşlarım. Bir an önce bu ordunun ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. İşte bu yüzden geri çekilmiştik zaten. İnönü Savaşlar ve Kütahya Eskişehir Savaşı ekonomik kaynakları da oldukça zorlamıştı arkadaşlar. Para yok. Para çok önemli. Biliyoruz ki her zaman önemliydi. Bundan 500 yıl önce de önemliydi. Bu şimdi de önemli. Bundan 500 yıl sonra da ekonomi önemli olacak arkadaşlar. Ekonomi çok önemli. Maddi imkansızlıklarla yürüttük biz bu bağımsızlık mücadelemizi. Ve arkadaşlar bu nedenle hükümet ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bazı olasılıkları gündeme aldı. Nedir bu olasılıklar? Bir grup tarım vergilerini artıralım diyorlar Ancak bunu yapamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü köylü zaten aç, fakir birçok sıkıntı çekiyor. Ve bu öneri hemen reddediliyor. İkinci bir öneri gümrük vergilerini artıralım diyorlar. Ama bunu nasıl yapacağız? İstanbul, İzmir, Mersin bütün önemli limanlarımız ne altında? işgal altında arkadaşlar. Bu da bu öneri reddediliyor. Ve 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal başkomutan olarak görevlendirilmiş ve yasa gücünde emir verme yetkisine sahip kılınmıştı. Ve Mustafa Kemal vakit geçirmeden ordunun silah, cephane, yiyecek yiyecek, araç gereç ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak için tekalife milli emirlerini yayınladı arkadaşlar. Mustafa Kemal bu emirleri yayınladı. Buna göre Hızlı geçeceğim bunu arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Her il ve ilçede tekarifi milliye komisyonu kurulacak. Yurtta her bir ev bir kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecek. Tüccarların ve halkın elinde bulunduğu yiyecek yiyeceklerin %40'ı bedeli sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edilecek. <laughs> halkın elinde bulunan taşıma araçlarıyla ayda en az 100 kilometrelik bir mesafe ordunun taşınması için kullanılacak. Ordunun yedirilip giydirilmesi için bütün sahipsiz mallara komisyonel koyulacak. Yani sahipsiz mal varsa bu komisyonun. Halkın elinde bulunan savaş elverişli bütün silah ve cephanenin 3 gün içinde komisyona teslim edilecek. Ülkede var olan tüm teknik araç gereçlerinin ordunun hizmetine verilecek. Benzin, vakum, gres, makine ya, vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, tutkal, telefon makinesi, kablo, pil, tel ve benzeri bütün stokların %40'ı komisyonu teslim. Arkadaşlar her şeye ihtiyaç var. Hani Ordunun pile, vazane çünkü yaralanıyorlar. Ayaklarına sürmeleri, yumuşatmaları gerekiyorlar bazı dokularını. Yani kamyon tekerleklerine siper bile yapılıyor arkadaşlar. Her şeye ihtiyaç var arkadaşlar. O yüzden bir de bakın yüzde kırkını istiyoruz. Yani halka bir zulüm etme olayı yok burada. Halk zaten gönüllü olarak veriyor. Ve bedeli sonradan ödenmek üzere. Şimdi geleceğim ona. Bunun dışında demirci, marangoz, dökümcü, tasfiyeci, saraç ve arabacılarla bunların iş çıkarma güçlerinin kasatura, mızrak ve eğer yapacak ustaların sayıları ve durumları komisyona bildirilecek. Yani işe yarayan kim varsa bu orduda değerlendirilecek demeye geliyor. Halkın elinde bulunan taşıma araçlarının %20'si komisyona verilecek. İşte arkadaşlar başkomutan Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulamaya koyduğu milli yükümlülük emirleriyle topyekün bir savaş başlattı. Topyekün dediği bir savaş başladınca ne oluyor arkadaşlar? Bakın soru da gelebilir. Ordu millet anlayışı. Yani millet ordusunun Arkasında arkadaşlar bunu unutmayın. Millet tekalifi milli emirleriyle ordusunun yanında olduğunu apaçık göstermiştir arkadaşlar. Tekalifi milli emirlerin uygulanabilmesi için istiklal mahkemeleri kuruluyor. Emirlerde belirtilen şartları yerine getirmeyenler ise yargılanıyor arkadaşlar ağır bir şekilde arkadaşlar. Tekalifi milliyenin amacı... Orduyu insan taşıt, araç gerek, giyecek, giyecek bakımından desteklemek. Ordu için arkadaşlar. Komisyon eşyaları bedelleri daha sonra ödenmek üzere alıyor arkadaşlar. Bakın bedeli daha sonra vereceğiz. Yani halktan alınan her şey tek tek not alınıyor komisyonda ve bedeli sonra ödenecek deniyor. Ancak Türk halkı, Türk milleti böyle bir beklenti içine girmeden elinde avucunda ne varsa milletin ordusuna vermekten çekinmiyor. İşte Türk halkı burada milli birlik ve beraberlik, sorumluluk ve dayanışmanın en güzel örneğini göstererek ordusuna destek olmak için kadınıyla, erkeğiyle varını, yoğunu ortaya koymuştur arkadaşlar. Tekalife milli emirleri bu yüzden çok önemlidir. Gelelim çok önemli bir savaşa arkadaşlar. Artık sona geliyoruz. Sakarya Meydan Savaşı. Yunan ordusu İngiltere'nin desteğiyle 13 Ağustos'ta Türk siperlerine doğru yeni bir harekete başlıyor. Yunanlar Türk ordusu yani Yunanların amacı ne? Türkler toparlanmadan, ihtiyaçlarını karşılamadan kesin bir sonuç almaktı amaçları. Yunan kralı Konstantin de gene o emri veriyor Ankara'ya. İşte son bir taarruzla milli mücadelenin merkezini ele geçirmek istiyorlardı. 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusunun saldırılarıyla Sakarya Meydan Muharebesi başladı arkadaşlar. Ee, Yunanlar durmaksızın ilerliyordu. Ankara yakınlarındaki Polatlı'ya kadar geliyorlar. Hatta arkadaşlar top sesleri Ankara'dan duyuluyordu. Yani düşman yamacımıza sokulmuştu arkadaşlar. Savaş 100 kilometrelik bir cephe içerisinde 22 gün 22 gece sürmüştür arkadaşlar. Unutmayın bunu. Mustafa Kemal bu savaş esnasında atından düşerek yaralanıyor arkadaşlar. Biraz önce Mehmet Emin'in dediği olay burada gerçekleşiyor kaburga olayı. Kaburgasının kırılması. Ancak yine de Mustafa Kemal bu en kritik noktada yani e, bu savaşın kritik noktasına geri çekilmiyor. O savaşı karargahtan yönetmeye devam ediyor. Ve savaşın en kritik anında en kritik yerinde savaş literatürlerine dünya savaş tarihine gelecek bir taktik burada uygulanıyor Sakarya'da arkadaşlar. Nedir onun adı? Topyekün savaş arkadaşlar ve bir anın bir an önce yani bir anda Yunanların lehine geçen bu savaş ilerleyen bu savaş tersine dönüyor bu emirle birlikte. Hemen yeni bir haritamı getiriyorum. Evet arkadaşlar nedir bu? Siz de biliyorsunuz zaten söylediniz. Hemen şöyle yazayım şuraya. Hattı müdafa Nedir hattı müdafaa arkadaşlar? Hat sınır demek, müdafaa korumak. Neyi korumak? Savunma hattı anlamına gelir. Savunma hattı. Ne diyor Mustafa Kemal burada? Savunma çizgisi, savunma hattı. Hattı müdafaa yoktur diyor. Ne vardır? Sattı müdafaa. Nedir sattı müdafaa? Satı nedir arkadaşlar? Satı alan demektir. O ne demek? Savunma alanı savunma alanı vardır. Bir de ne diyor? O satı tüm vatandır. Bütün vatandır. Yani arkadaşlar önceleri e, nasıl yapılıyor? Belirli bir çizgide savunma yapılıyordu. Ona ne diyoruz biz? Savunma hattı. İşte dünya literatürüne giren o emri nedir? Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Savunma alanı vardır. Ve o savunma alanı da bütün vatandır arkadaşlar. Artık belirli bir çizgiyi korumak yok. Bütün vatan korunacak demiştir. Ve o emri şu sözleriyle devam ettirmiştir. Vatanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. Bunun için küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip savaşa devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu yeri sonuna kadar korumaya mecburdur diye. İşte bu emri alan her birlik, her asker vatan topraklarını sonuna kadar savunmaya başlar. Ve Türk ordusu 10 Eylül'de karşı saldırıya geçerek 13 Eylül'de Yunan ordusunun Sakarya'nın doğusundan tamamen temizler arkadaşlar. Arkadaşlar konuyu bilmiyor musunuz? Sakarya'dan sonra büyük taarruz var. Mudanya ile bitiyor ondan sonra. Evet. Zaten müfredatımızda son konumuz Lozan dahil değil, Mudanya'ya dahil. Sakarya'da bitmek üzere. Ondan sonra büyük taarruzu işleyeceğiz. Ondan sonra Mudanya'dan bahsedip bitireceğiz arkadaşlar. Hiçbir şeyden eksik kalmanızı istemiyorum arkadaşlar. İyi bir tekrar oluyor olduğunu düşünüyorum. Biraz daha dayanalım. Çok geç oldu. onu 10, -10 geçiyor sağda ama yine de dinlersek iyi olur dostlarım. Teşekkür ediyorum şimdi. Arkadaşlar e, Sakarya savaşı Yunanların son saldırı savaşıdır. Yunan ordusu artık ne yapacak? Savunma haline geçecek. Bu zaferle Türk ordusunun 1683 Viyana önlerinden beri devam eden gerilemesi duracak. Yani artık Türkler taarruza geçmeye başlayacak arkadaşlar. Uzun bir yıl sonunda, uzun yıllardan sonra. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa'nın önemli rolleri vardır. Subay, sadece bunların mı önemli payı var? Herkesin arkadaşlar, subaylar, erler, cepheye, cephane taşıyan kadınlar, herkesin bu isimsiz kahramanlar dahil herkes elini taşın altına sokmuştur arkadaşlar. Hepsinden Allah razı olsun minnettarız. Bu savaş arkadaşlar 350 subay şehit olmuştur bu savaşta. 800 subay da yaralanmıştır. O yüzden bu savaşın diğer ismi nedir? Subaylar Savaşı'dır. E, savaş sonrasında Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallık ünvanları veriliyor arkadaşlar. Mustafa Kemal hücum yapmadık. Son hücumumuz yani Sakarya, Viyana'dan sonra arkadaşım sürekli geri çekildik. Artık geri çekilişimizin sonu oldu bu. Bundan sonra saldırıya geçiyoruz. Arkadaşlar Mustafa Kemal bu savaş için bir isim daha söylemiştir. O da Melhame-i Kübra. E, bu da ne anlama gelir? Kan Gölü yani o kadar çetin bir çarpışma ki muharebe zaten arkadaşlar meydan savaşı. Ee, oldukça fazla insan hayatını kaybettiği için Gölü ismini de vermiştir Mustafa Kemal Mustafaşa. Türk ordusunun kesin zaferinden sonra İtalya İtalya'dan sonra Fransa'da da işgal ettiği topraklardan çekiliyor arkadaşlar ve İngiltere artık yapayalnız yalnız kalacak. Ve yanında kim var? Küçük kardeşleri Yunanistan kalıyor sadece. Savaş sonunda Kafkaslar devletleriyle Kars Fransa ile Ankara, Ukrayna ile de dostluk anlaşması imzalanıyor. Şimdi bunlara da bakalım hızlı bir şekilde. Kars Anlaşması, Sovyet Rusya ile 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Moskova Anlaşması yapılmıştı arkadaşlar. Ama Ermenilerle yapılan Gümrü Anlaşması'nda Türklere bırakılan bazı yerler tam netleşmediği için Kafkas Cumhuriyetleri ile kim bunlar? Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Kars Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Testte çözeriz arkadaşlar. Siz burada olduktan sonra ben devam ederim her türlü. Konuları bitirelim ondan sonra sorarım size. Arkadaşlar bu anlaşma ile Ardahan'ın tamamı Türklere veriliyor. Batum'un Gürcistan'da kalacağı kesinleşiyor artık. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye'nin tanımadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecekler. Boğazların güvenliği her iki taraf devletlerinde de benimseniyor arkadaşlar. Kars Anlaşması'nın önemi nedir arkadaşlar? Günümüz doğu sınırları Artık doğu sınırımız kesinleşiyor. Doğu sınırımız da kesinleştiği için buradaki birlikler nereye kaydırılacak? Şöyle işaretleyelim sol taraf batı diye. Batıya doğru kaydırılmaya başlanıyor. Ankara Anlaşması. Arkadaşlar ne demiştik Güney cephesini sonunu bitiren anlaşmaya? Ankara Anlaşması demiştik. Kiminle imzalandı? Fransa ile imzalandı. Güney Cephesi ne oldu? Tamamen kapandı. Fransa ile savaş ne oldu? Bitti. Fransa Çukurova ve Güney illerindeki işgal ettiği topraklardan ne yaptı? çekildi. Hatay konusu var. Hatay konusuna değineceğim arkadaşlar. Önemli bir konu çünkü Hatay konusu Türkiye sınırı Hatay dışından netleşmiştir arkadaşlar. Lozan'da bile çözülemeyen bir konudur bu. Arkadaşlar Türkiye sınırı Hatay dışından netleşmiştir. Hatay Fransa yönetimindeki Suriye'ye bırakıldı. Fransa yönetimindeki Suriye. Ancak bazı e, kurallar var. Türkçenin resmi dil olması ve Türk kültürünün gelişimine katkı olunması şartıyla Hatay'da özel bir yönetim kuruluyor arkadaşlar. Hatay'da özel bir yönetim kuruluyor. Ancak Fransa'nın Suriye'den çekilmesi durumunda Hatay'da halk oylaması yapılması da kabul ediliyor. Zaten arkadaşlar 1939 yılında Hatay'da halk oylaması yapılıyor. Büyük bir çoğunlukla Hatay 1939 yılında ana vatanımıza katılıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Hatay konusunda çok önem vermiştir. Hatay benim namus meselem demiştir arkadaşlar. O yüzden Hatay'ın alınması Mustafa Kemal'in mirasıdır arkadaşlar bizim için bir Hatay çok önemli bir yerdir. Evet arkadaşlar gerekirse Hatay konusunda bir cümlesi daha var Mustafa Kemal'in. Ee, eğer Hatay bize verilmezse, bize verilmemesi yönünde karar çıkarsa gerekirse Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa eder. Toroslara çıkar. Kuvay Milliye ruhunu yeniden diriltirim. Eşkıyalık yaparak Savaşmaya devam edelim. Hatay'ı yine de düşmana bırakmam demiştir arkadaşlar. Mustafa Kemal'imiz. Şimdi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın mezarının içinde bulunduğu Caber Kalesi Türk bayrağı ve Türk askerinin koruması altında, Türkiye'nin mülkü altında kalacaktır arkadaşlar. Günümüzde Caber Kalesi nerede? Suriye sınırları içerisinde. Ama Suriye sınırları içerisinde ne var? Bir Türk toprağı var. E, oradaki şey yani tehlikeden dolayı günümüzde birkaç yer değişikliği yaşandı ama ora güvenliği sağlandıktan sonra Cabir Kalesi'ne yeni getirilecek arkadaşlar. Onu unutmayalım. Türk toprağımızdır. Suriye içerisindeki Türk toprağımız Caber Kalesi'dir. Ankara Anlaşması ile Tebmi'yi ilk itilaf devletleri kim olacak? Fransa olacak arkadaşlar. Fransa birçok cephanesini de Türklere bırakıp gidiyor arkadaşlar. Bu da kaynakların batıya aktarılması. Yani batıyı besleyen bir gelişmede Ankara Anlaşması'dır arkadaşlar. Şimdi Ukrayna ile de dostluk anlaşması yapıldığını bilelim. Gelelim Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşımıza arkadaşlar. Arkadaşlar Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri İngiltere öncülüğünde TBMM'yi barışa ikna ederek çalışmalara başladı. Yani barışa ikna etmek için çalışmaya başladı. Bu sırada TBMM hükümeti ise Yunanlıları tüm yurttan atmak için gizli gizli plan yapıyordu arkadaşlar. Diğer taraftan da vatanın kurtarılması barış yoluyla halledilebilir mi acaba diyerek Avrupa'ya temsilci gönderiyorduk. Yurt dışındaki bazı görüşmelerde bulunan Fethi Okyar TBMM'ye şu raporu sunmuştur. Dikkatli dinleyelim. Yani barışçıl çözme taraftarıyız biz. Yurt dışına temsilci de yolladık ve raporda şunlar yazıyor. Ulusal amaçlarımızı gerçekleştirmek ancak Askeri harekatla mümkün olacaktır. İnceleme ve başka yoruma gerek yoktur demiştir. Yani yurt dışına gönderdiğimiz temsilcimizin açık bir şekilde söylediğine savaşmaktan başka çaremiz yok. Türk ordusu Sakarya Savaşı sonrasında hemen taarruza geçmiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir yıl bekliyor. Yani hemen taarruza kalkmıyoruz. Çünkü bunun sebepleri var arkadaşlar. Ee, bunun sebebi ne? Yunanlara kesin darbe vuracak taarruz gücünde değiliz çünkü arkadaşlar. Bu taarruz gücüne yakalamamız gerekiyordu. Ordunun güçlendirmesi için zamana ihtiyaç vardı ve bu yüzden bir yıl bekledik. Yunanlılar ise Afyon, Eskişehir, Kütahya çizgisine yerleşerek cephelerini, cephe oluşturup savunmalarını güçlendiriyordu. Asker sayıları Türklerde 186 binken Yunanlarda 195 binde arkadaşlar ve daha önce üçer aylık dönemler halinde uzatılan Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi TBMM tarafından 20 Temmuz 1922'de süresiz olarak uzatılmıştır. Saldırı kararları planlanırken toplantılar oldukça gizli yapılıyordu arkadaşlar. Bakın Sakarya'dan sonra bir sene bekledik. Neden? Güçlenmek. Daha da güçlenmek için saldırı planlarımızı Tavrus planlarımızı yapıyorduk ama hepsini gizli yapıyorduk. Çünkü amaç neydi? Yunanları kuşkulandırmamaktı. Yunanları kuşkulandırmamak için futbol maçları izleme ya da bazı törenler düzenleme görüntüleri bile dağıtıyorduk arkadaşlar. Yani hiç kuşkulandırmaya gerek yoktu. Hatta bir Mustafa Kemal'le bir yorum var arkadaşlar. Hani çayda toplanılmıştı. Ondan bahsedeyim. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştı. İsmet Paşa saldırıya karşıydı. Yakup Şevki Paşa e, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçi cinayet sayılacağını söyler. Mustafa Kemal milletin var yoğu bundan mı ibarettir paşam der. Evet der Şevki Paşa da. O halde kesin sonucu bunun, bununla almak zorundayız der Mustafa. Kolordu komutanı Kemalettin Sami bizim geri teşkilatın düşmanını 20 kilometreden fazla Kovalayamayacağımızı söyle. Yani ne demek istiyor? Biz düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamayız. Nasıl bir saldırı yapacağız? Paşam derler Mustafa Kemal'e ve Mustafa Kemal de aynen şunu der arkadaşlar. Bizim geri teşkilatımız düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamaz mı yani? Hayır, kovalayamaz derler. Mustafa Kemal de o zaman ne der? Demek ki düşmanı 20 kilometre içinde yok etmek zorundayız der. Bu Mustafa Kemal'in hangi özelliğini gösterir? Kararlı arkadaşlar. Madem kovalayamıyoruz 20 kilometre içerisine yok ederiz demiştir arkadaşlar. Hiçbir ümitsizliğe yer vermemiştir Mustafa Kemal arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar büyük taarruz başlıyor. 25 Ağustos günü yabancı ülkelere ülkelerle olan tüm bağlantı ve haberleşmeler kesiliyor. Bir yıl boyunca saldırı hazırlığı yapan Türk ordusu artık yavaş yavaş harekete geçiyordu arkadaşlarım. 26 Ağustos 1922 sabahı 5.30'da Afyon Kocatepe'den Türk topçularının ateşleriyle ani bir baskın şeklinde başlayan büyük taarruz Yunan ordularının Dumlu Pınar'da kuşatılıp imha edilmesiyle büyük bir zafere dönüşüyor arkadaşlar. Bu genel bir yorum. Şimdi bakalım büyük taarruzun amacı düşmanı ne yapmak arkadaşlar? Tamamen atmaktı. Ve Mustafa Kemal anılarında şöyle bahseder gizli planlaması ile ilgili. Ben birkaç gün sonra yola çıktım. Gidişimi belirli birkaç kişi dışında tüm Ankara'dan gizledim. Benim Ankara'dan ayrılacağımı bilenler buradaymışım gibi davranacaklardı. Dahası benim Çankaya'da çay şöleni verdiğimi gazetelerde yayınlayacaklardı. Bunu elbette o zamanlar işitmişsinizdir. Trenle gitmedim. Bir gece otomobille Tuz Gölü üzerinden Konya'ya gittim. Konya'ya gidişimi orada hiç kimseye bildirmediğim gibi Konya'ya varır varmaz telgrafhaneyi gözaltına aldırarak Konya'da bulunduğumun hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. Yani o kadar gizli bir taarruz planı yapmıştı Mustafa Kemal ve arkadaşlar arkadaşlar. Hani bunun için bütün önlemlerini almıştı. Ve 20 Ağustos 1922 günü öğleden sonra 4'te Batı Cephesi Karakağan'a yani Akşehir'de bulunuyordum. Kısa görüşmelerden sonra 26 Ağustos 1922'de 22 sabah sabah 5.30'da cephe komutanıma taarruz emrini verdim arkadaşlar. Büyük taarruz Yunanların Eskişehir üzerinden bir hareket bekledikleri için Afyon üzerinden başlamıştır arkadaşlar. Önemlidir. Hiç beklemedikleri bir anda saat 5.30'da sabah büyük bir saldırıyla karşılaşmıştır Yunanlar arkadaşlar. Şimdi geçelim başkomutanlığa. Aynı isim. Şimdi düşmanı burada kovaladık arkadaşlar. 30 Ağustos'ta Yunan ordusunun Dumrupınar'da kuşatılıyor. Başkomutan Mustafa Kemal'in emriyle burada düşmana ağır bir yenilgi tattırılıyor arkadaşım. Çok ağır bir yenilgi. 31 Ağustos'ta Yunan kuvvetleri Eskişehir'de de bozguna uğrayınca sahil şehirlerimize doğru kaçmaya başlıyor Yunanlar. 1 Eylül 1922'de Denizli'nin Çal ilçesinde Mustafa Kemal tarafından oyunlu emir geliniyor. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri Denizli'nin Çal ilçesinden veriliyor arkadaşlar. Yine 1 Eylül'de Uşak işgalden kurtuluyor ve Yunan Başkomutan Trikopis ve çok sayıda Yunan asker esir alınıyor. Durmak yok arkadaşlar. Yunanları tamamen temizleyeceğiz. Biraz önce ne demiştim. Büyük taarruzun amacı nedir? Yurdu tamamen düşmanlardan temizlemek. O zaman devam ediyoruz. 6 Eylül'de Balıkesir'e, 9 Eylül'de İzmir'e girerek bölgeyi Yunan işgalinden kurtarıyoruz. 18 Eylül'e geldiğimizde Bursa, Mudanya'dan Yunan kuvvetlerinin çekilmesiyle Batı Anadolu'nun tamamı düşman işgalinden <laughs> kurtuluyor. Evet arkadaşlar Ege bir iç denizdir. Ee, Uluslararası kaynaklarda Akdeniz olarak da geçer çoğu zaman. Batı Anadolu'nun tamamı düşman işgalinden kurtarılıyor arkadaşlar. Böylelikle Türk devriminin askeri safhası büyük taarruzla birlikte sona eriyor arkadaşlar. Batı Anadolu tamamen düşman işgalinden kurtarılıyor arkadaşlar. Artık sıra nereye geliyor? Diplomasiye geliyor. Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarılıyor. Evet, tabii ki resmiyette değiliz. Resmiyette barış anlaşmasıyla olacak. Ancak düşman püskürtülüyor, temizleniyor Batı Anadolu'dan. Evet arkadaşlar, Mudanya Ateşkes Anlaşması'na geçelim. Sıra nerede? Diplomaside arkadaşlar, diplomasi önemli. Mudanya Ateşkes Anlaşması, Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtulmuştu. Ancak misaki milli sınırları içerisinde yer alan boğazlar Doğu Trakya ve İstanbul'da işgal hala devam ediyordu. Yani biz Batı Anadolu'yu kurtardık, Yunanlar denize döktük ama Boğazlar, Doğu Trakya ve İstanbul hala işgal altındaydı. İngiliz yönetimi bu yerleri tarafsız bölge ilan etmişti. Ve eğer buraya Türkler girerse karşı koyacaklarını bildirmişlerdi. Mustafa Kemal bunun üzerine ne yapacak? Kendinden emin bir şekilde Mustafa Kemal Trakya'da kurtarılıncaya kadar Türk ordusunun durmayacağını bildirmiştir arkadaşlar. Ve Türk ordusu yönünü kuzeye çevirmiştir. Türk ordusu tarafsız bölgelere doğru yönelince İngilizler hemen ne olacak? Telaşa kapılacaklar. Döküyoruz arkadaşlar. Kaça kaça gidiyorlar. Tabii ki döküyoruz. Tabiri caizse tabii denize dökmek. İngilizler gerek diğer devletlerin kendini yalnız bırakması. Bakın. İngilizlerin telaşa kapılmalarının sebeplerine geldik. Diğer kendi diğer devletlerin kendisi çünkü saat geri çekilmişti. Gerek Yunanların üst üste başarısızlıkları, gerekse de İngiliz halkının Türk Kurtuluş Savaşı'nı haklı görmesi gibi sebeplerden dolayı TBMM'ye nasip öneride bulunuyor. Ateşkes önerisinde bulunuyor arkadaşlar. 3 Ekim'de Mudanya'da başlayan ateşkes ateşkes görüşmeleri sonrasında 11 Ekim'de sonuçlanıyor. görüşmeleri Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya katılıyor. Türk tarafının Batı cephesindeki üstün başarılarından dolayı İsmet Paşa, İsmet Paşa temsil ediyor arkadaşlar. Asıl savaştığımız Yunanistan görüşmelerde yer almıyor arkadaşlar. Neden yer almıyor? Çünkü onları kim temsil ediyor burada? İngilizler temsil edecek arkadaşlar. Arkadaşlar Mudanya'daki iki önemli gündem maddesine gelelim. Doğu Trakya'nın Yunanlar tarafından boşaltılması Boğazlar ve İstanbul'un durumu kesinlikle bu konularda taviz yok arkadaşlar. Sert bir havada geçen görüşmeler sonunda 11 Ekim 1922'de Mudanya ateşkesi imzalanır arkadaşlar. Maddeler önemlidir soru olarak bu da çok sık karşınıza gelir. Türk Yunan kuvvetleri arasında çatışmalar sona erecek. 15 gün içerisinde Yunan kuvvetleri Doğu Trakya'dan çekilecek. Çekilmenin takibinde 30 gün sonra Doğu Trakya Türk memurlarına bırakılacak. TBMM hükümeti devredilen yerlerin güvenliği için 8 bin kişilik bir jandarma görevlendirecek. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak. Şöyle yorumu çok görmüşsünüzdür. Savaş yapmadan kazan. Evet arkadaşlar İstanbul ve Boğazlar savaşmadan kazanıyoruz arkadaşlar. İtilaf kuvvetleri esas barış anlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul'da kalacak. TBMM ordusu barış konferansına kadar da nerede kalacak? Çanakkale, Kocaeli hattında kalacak. Bu maddeler burada var. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın önemine geldiğimizde Türk bağımsızlık savaşının zaferle sonuçlandığını gösteren diplomatik bir belgedir. Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul savaşmadan geri alınmıştır. Sevr anlaşmasının geçersizliği kabul edilmiş. İngilizler başta olmak üzere itiraf devletleri Osmanlı Devleti'ni hukuken yok saymıştır. Arkadaşlar bu da önemli bir bilgi. Çünkü muhatap olarak tamamen TBMM ile masaya oturulunca Osmanlı hükümeti Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır. Yeni Türk Devleti'ni kabul etmişlerdir arkadaşlar. Şimdi Mudanya Ateşkes Anlaşması asıl barışın şartlarını belirlememiştir arkadaşlar. Asıl şartlar, asıl barış anlaşması barış anlaşmasının şartları nerede belirlenecek? Lozan'da arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Mudanya Ateşkes'tir. Asıl barış anlaşmasının şartları Lozan'da belirlenecektir. Ve değerli kardeşlerim, müfredatımızın burada sonuna geliyoruz. Ee, i̇lk 3 üniteden Lozan'a kadar dahil olmak üzere e, sorumlusunuz LGS'de. Umarım verimli geçmiştir. Şimdi e, isterseniz biraz soru çözeceğim. Vaktiniz var mı arkadaşlar? Şurada mutlu sonlara da dedim arkadaşlar. Umarım hepinizin mutlu hepiniz mutlu sonlara sahip olursunuz. LGS'de en iyi dereceyi alırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet çözelim ya. Çok değil arkadaşlar. Biraz daha vaktinizi alayım. Kolay önce iki tane çıkmış soruyla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar çıkmış LGS'de çıkmış bir soru. Evet verilen durumlardan aşağıdakilerin hangisine bir örnektir arkadaşlar. Çok kolay bir soru. Çıkmış olduğu için aldım. Evet yanıtlarınızı alayım. Teşekkür ederim Elda. Teşekkürler. Evet arkadaşlar kolay bir soruydu. Çünkü burada neyden bahsediyor? Bazı toplumsal olayların edebiyata şu edebi eserleri yansımasından bahsediyor. Tabii ki cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Kolay sorular karşımıza çıkacak arkadaşlar. Endişelenmemize gerek yok. Bir LGS sorusu daha arkadaşlar. Evet. Halil Deli varın Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı eserinde alınan bu metin Yunan işgalinin hangi alandaki etkisine vurgu yapmıştır? Bu da çok kolay arkadaşlar. Hangi soru tipleri gelmesi babında önemli? Tuz bile yoktur arkadaşlar. Teşekkürler. Aynen arkadaşlar bu da bize e, o dönemde biraz önce de bahsettim arkadaşlar ekonominin nasıl olduğunu gözler önüne seriyor arkadaşlar. Gerçekten e, bahsetmiştik temsil heyetinin Sivas'tan Ankara'ya gelişinde de bahsetmiştik ne demiştik e, 6 teneke benzin ödülü çalındı 1000 lira bankadan borç alındı tekerleklerin içine çuval doldurularak hareket edildi yani çok zor şartlarda bugünlere geldik arkadaşlar. şimdi. Evet arkadaşlar şuradan devam edelim. Ya da şu. O değil arkadaşlar. Şu. Birinci soru. Evet. Biraz daha yakınlaştırayım. Şu arkadaşlar. Biraz önceki değil. Şu bir. Mustafa Kemal Paşa büyük taarruz planını usukta şöyle açıklamıştır diye başlayan soru. Buna göre Mustafa Kemal'in asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aynen arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Tabii ki arkadaşlar çok bariz bir soru. Orduları bir merkeze toplayıp düşmanı tamamen imha etme amaçlı arkadaşlar. Çok doğru. Teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi teşekkürler. Çünkü burada ne diyor? İmha savaşı yapmaktı. Yani belli bir hat içine sokup düşmanı imha etmek istiyoruz. Biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili Özel bir yönetimin kurulması neredeydi? Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması'nda. Teşekkürler Zeynep. Yer olarak ismini de söyleyin. Neresi orası? Teşekkürler. Ahmet, Hasan, Damla. Yer olarak neresi orası? Hatay tabii ki arkadaşlar. Özel bir bölge kuruluyor arkadaşlar. 1939'da ana vatana geçecek. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar 3'e bakalım. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet arkadaşlar, savaş dönemi yaşanan isyanlar, savaş sırasında firariler, hıyaneti vataniye kanunu, firariler kanunu, verilen boş bırakılan yere bunların önüne geçmek için ne kuruluyor? Tabii ki arkadaşlar, istiklal mahkemeleri kurulur arkadaşlar. Bunların önüne geçmek için, yargılanma yapmak için. Teşekkür ediyorum. Gelelim. Teşekkürler. Sakarya Savaşı'ndan bir söz. Zeynep'ciğim çok hızlısın. Teşekkür ederim. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Vatan her karış toprağı vatan kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz arkadaşlar. Yani hattı müdafaa yoktur. Savaş çizgisi, savaş hattı yoktur. Savaş alanı vardır değil mi? O alanda nedir? Tüm yurttur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Güzel dinlemişsiniz. Çok sağ olun. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu sorunun bu parçasını daha önce görmüşsünüzdür belki. Halide Elbin bir yorumu niteliğinde arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Gayet iyisiniz arkadaşlar. Çok sağ olun katılımınız için. Bu saatte bu tip böyle katılım beni çok memnun ediyor arkadaşlarım. Umarım hepimizin emekleri karşılık bulur. Evet arkadaşlar tabii ki arkadaşlar. Bakın düzenli ordunun kazandığı ilk zaferden bahsediyor. Başı bozuklar dedi bahsettiği huay, bazı huay milliyeciler arkadaşlar. İlk askeri savaşı ancak Yunanlara karşı huay ile savaştığımızdan bahsetmiyor. Yunanlara karşı neyle bahset savaşıyoruz. Düzenli orduyla D olacak. Yaratımız D olacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet kolay bir soru da. Bu sözleri nerede söylemiştir? Bu sözlerden ikisini söyledim. Bugünkü ders esnasında birini söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Birini nerede söylediğini unutmuşum sadece bugünkü derste. Onu bu da soru üzerinde öğreniyoruz zaten. Hasan Adana dedi. Evet teşekkür ediyorum. E, Melda teşekkür ediyorum B. Zeynep teşekkürler A dedi. Mustafa soruya cevap verir misin kardeşim? Evet arkadaşlar. Hira A dedi. Ahmet de A dedi. Evet arkadaşlar ben yapıyorum o zaman. 3'ten geliyorum. Ordular ilk hedefiniz Akdenizleri nerede söylüyor? Denizli'nin Çal ilçesi demedim mi az önce? Ege'den dökmek için bu nerede? Büyük taarruz. 3 büyük taarruz. 2. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu nerede? Ne dedik? Sakarya'da söylüyor. Değil mi arkadaşlar? O saatte bütün vatandır. Bütün bu topraklar şehitlerimizin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin mahkus talihinde indiniz. Bunu arkadaşlar e, Mustafa Kemal savaş sonrası İsmet Bey'e telgrafında bildirmiştir. Hangi savaşta? İkinci İnönü Savaşı'nda arkadaşlar. Hatta parçayı da uzun bayağı bir uzun parçası var onu okumamışım. İkinci İnönü Savaşı'nda o bu sebepten cevabımız ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Evet dostlarım. Gelelim 7. sorumuza. Hep evet. Zaten zor bir soru yok dostum Mustafa'cığım. Biraz dikkatli okursak, dikkatimiz verirsek, inkılap tarihindeki her soru bizim için kolaydır. İngiltere Başbakanı'nın İnönü muharebelerinden önce ve sonraki düşüncelerini verdiği bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İngiltere sömürgeci amaçları için Yunanları kullanmış ve başarılı olacaklarına inanmış mıdır? Bence inanmıştır. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet arkadaşlar başta inanıyor. İngiltere Türk milletinin ve Mustafa Kemal'in başarısının mandası altındaki diğer devlette örnek olmasından korkmaktadır. Çünkü Müslümanları örnek olmasından korkuyor. Bunu da alırız. Bunların ikisi gitti. Yunan ordusu belli aralıklarla Türk belli aralıklarla Türkleri ikinci kez yenilmiştir. Evet arkadaşlar, birinci yönü ve ikinci önü. İngiltere anlaşma imzalanarak Anadolu'dan çekilmiyor arkadaşlar. İngiltere en son çekilecek devlet zaten. O yüzden cevabımız Denizli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok zor sorular sormak istemedim. Yaklaşık 100 dakikadır dersimiz devam ediyor. Saat de epey geç oldu. Bazı arkadaşlarımızın yarın sınavı olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu dönemki son canlı dersimdi. Çok memnun ettiniz bu saatte bu kadar kişi dersime katılarak. Umarım hepiniz DGS'de en iyi şekilde en güzel dereceye alırsınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sevgiyle kalın.